Herkese merhaba değerli arkadaşlar. Bugün güzel bir canlı yayında yine Farming'de sizlerle birlikteyiz. Görüyorsunuz arkadaşlar halımızı Farming Simulator Time yardırıyoruz yine. Bu işleri biliyorsunuz. Yani bizim işimiz bu. Şimdi gideceğiz tarlalarımızı süreceğiz diye hatırlıyorum. Traktörümü çalıştırdım. Sonuçta bir yerden başlamam lazım. Hemen sürelim, ekim yapmamız lazım çünkü. Evet, bunu verdik. Evet. Evet, bu başladı. Diğer traktörüm abi nerede? Hemen diğer traktörüme geçeceğim. Bunun da mazotu bitiyor. Evet, buna da verdik gazı. Bu arada bizim filoda yani siloda ne var? Oh güzel, 100 bin litre soyamız var abi. 65 bin küsür litre de şeyimiz var. Kanolamız var. Paramız da var. Sevgili TikTok'tan Ahmet bizi takip etmiş. Sağ ol Ahmetciğim. Hoş geldin aramıza dostum. Şimdi sen burayı yaparken bizim bunun içindeki tohum iyi var. Sen dur orada. Bu devam ediyor. Güzel. Artık biraz sabır yani yapacak bir şey yok.
Şunu bir tıklayalım. Evet, güzel ilerliyorsun. Bakalım diğerinin ilerlemesi ne durumda hocam? Fena değilsin. O arazideki alıp küçük arazilere götüreceğim. Bulmaca kadar gidip bunun yakıtını doldururuz. Az kaldı, az kaldı. Tabii Farming Simulator'da yaptığımız bu yayınların arkadaşlar tekrarları TikTok'ta tabii oluyor hesabımızda ama aynı zamanda YouTube'a da atıyorum bunları parça parça, oradan daha takip edebilirsiniz. Ayrıca YouTube üzerinde canlı yayın yapmadığımız, bölüm bölüm çektiğimiz oyunlarımızdan mevcut değerli arkadaşlar. Onları da şöyle söyleyeyim. Örneğin bugün cumartesi günlerden. Mesela yarın yani bu gece yani pazar oluyor değil mi? Evet, pazar günü My Gaming Club var. My Gaming Club arkadaşlar geliyor. My Gaming Club'ın mesela yarın onun bir bölümü gelmiş olacak. Onu bölüm bölüm çekiyoruz. Böyle oyunlarımız YouTube kanalımızda da mevcut. Evet, şimdi bu bitirmek üzere.
Şimdi burası bitmek üzere. Güzel. Kaydedemedi, gıçını yırttı ya. Götürelim öbür ufak tarlalara, hallettirelim şunu. Yapıştır koçum. Şimdi sileyi dolduruyorum ama bir yandan da şunu da hesaplamak zorundayım.
Güzel. Devam et kardeş. Şimdi zaman olarak bu kadar aralarında uçurum bırakmak doğru değil. Yetiştirir ya. Hadi ek bakalım. Abi zaten zaman kazanmak için yaptığımız şeyler bunlar. Yani onu ekeceğim, onu ekeceğim derken yetişir, yetişir. Bak burası bitiyor mesela. Şu bitecek. Bunu alıp diğer araziye koyacağım şimdi.
Bir tane motor güçlü bir tır almam lazım da işte o da iş. Yapıştır. Tamam. Bu ne alemde abi? Bu arada bir dakika, benim şu keyzerin şeyi neydi, gücü 255 beygir, 188 kW. İkisi de mi öyle lan? Aa, biri daha güçlü. Tamam, 250 beygirden pay biçelim abi. Mibzer. Pulluk. Abi yani bak 6 metre. Bak bu 6 metre abi. 245 beygirlik güç istiyor. Yani bizim keyzler bunu çeker. 6 metre. ...6,4 metre. Şu kaç metre abi? Kullandığım. 7,4 metre. Yani daha büyük. 7,4 metre zaten büyüğünü almışsın lan. Metreden daha büyüğü var mı lan bunun? ...7,7 metre ama bak beygir çok yükseldi. Tamam. Daha büyüğünü alamıyorum zaten. Alacak bir büyüğüm yok. Bu burayı bitirmek üzere. Bu bitirememiş. Ekim cihazının işi bitmek üzere abi. Evet, işçiye girdi. Hadi bakalım. Bunun işi bitmiş.
Devam. Sıvı gübre ver. Sıf bakalım. Birinci tur gübre gelsin. Bir tane tır çekicisi almam lazım ama kendime bir hedef koymam lazım. Yani neyi alacağım çekici olarak? Ona bir hedef koyup ona göre paramızı denk getirdiğimizde almamız lazım. Yani 88 tonluk kasayı sorunsuz çekebilecek bir tır. Şu tırlara bir bakalım. Benim o sattığım Iveco kaç beygirdi abi? Şu 381 beygirden daha güçlü motoru olan bir kamyona ihtiyacımız var abi. Bak bu kasalı mesela 15 binlik alıyor, gördün mü? 381 beygirden fazla olacak gücü abi. ...480 küsür beygir de fiyatı da 82 bin. 600 beygir mi? Yuh! Şu Phoenix var. 462 beygir. 460 beygir. Yani 400 küsür beygirlik bir kamyon alacaksan bunu alırım abi. Fiyatı uygun çünkü. 485 beygir o kasayı da rahatlıkla çeker. Ben daha uygun bir şey arıyorum onu çekebilmek için. Yani bak 414 beygir mesela 100 bin. 99 bin. Bir dakika. Bak 82 bin bunlar ama yok. Bize 100 bin lazım abi. Bak 414 beygire man bunu alacağız. 100 bin. Lazım olan para bu. Yani malzemeden aktarıldığımızda şurası 100 bin falan olursa onu şey yapacağız işte o tır alacağız. Hatta bayağı geri ödeme de yapıyoruz yani. Ha,
Aa, güzel. Burası bitiyor. Seni alayım. Sen burada hazırda bekle, bekleme lan. O orayı yaptı zaten, çak gelsin. Yapıştır. Güzel. Ekmeğe devam kardeş. Hadi. Aa, bura bitiyor. Güzel.
Bir tarla daha var lan, ben onu unuttum. Güzel. Hallet burayı koçum. Ben şu makineyi toplayayım bir. Şimdi burası bitmek üzere. Gel. Gel yiğidim gel. Çiçek. Bir yakıt alalım şuna. Bitti bitmez dediğimiz olaylarımız pek de gelmez. Evet. Makine hızaya düştü zaten de.
ufak tefek bug'lar bulunmakta. Enter. Yallah. Orası değil, burası bitecek hepsinden önce de. İyi gidiyoruz ya. Bence bu turda zaten kanala için siloyu doldururuz. Sonrasında yulafa geçerim diye düşünüyorum yani. Herhalde öyle bir şey yaparım. Yaban ot falan görünmüyor. İyi, iyi, iyi. Numara 5 yıldız gidiyoruz kardeş. Ana bug yaptı. Arada oluyor. Arada bug yapıyor, yapacak bir şey yok. Sanırım buranın da mevzusunu bitirdim. Bunu da yerine koyabilirim. Bundan sonrası ekme işi. Sonrası gübre falan filan, bu iş yürüyecek. Bu gübreyi bitiriyor, güzel. Bitmedi mi lan gübrelemesi? Bitmiş işte.
Hadi çocuğum, döndür. Şimdi bak, bunu yaptım. Bunun yakıtı, bence bu turu bitiririz ya bu yakıtla. Bir saniye, bir sonraki turda alırız buna yakıt. Tankı boşaltmayalım tankere. Şimdi şurada bir darla daha vardı. Onu da hemen ekelim. Sıkıntılı. İşte burada alanı dar çizmişsiniz hocam. Makineyi döndürene kadar anamız ağlıyor burada. Çok döndü, al. Sen buradan devam edersin, değil mi? Tamam.
Şimdi birinci tur gübresi bitti. Hadi oğlum, hadi, hadi. Şimdi bekliyoruz. Oradan gelecek. Zaten iki turda bitecek. Tamam, gübre devam etsin. Sen şimdi bir tur daha döndün mü seni alacağız öbür tarafa, değil mi kardeşim? Haydi baş. Taş gibi oyun oynuyoruz kardeş. Şu WhatsApp susmadı abi. Devam edelim. Yani işte ekme bitme işleri biraz. Tek ekim cihazımız var. Başla abi sen buraya ekmeye.
Ekmeğe devam kardeş. Bizim gübre makinesi işini bitirdi. Ekim makinemiz orada işini bitirsin de. Güzel. Şimdi bu makine oradan geri dönecek. Evet, buranın kanola ekimi bitmek üzere. 3 tane küçük arazimiz kaldı arkadaş. Ondan sonra yaban ot kovalayacağız. Bakalım yaban ot birikimi hiçbir yerde yok şu an. Hobidik, hobidik, bibik. Aslında şu arayı birleştirirsek iyi olur burası ya, daha verimli olur, daha büyük olur arazi. Yani yamuk yumuk olabilir ama olsun.
Sen buraya yapıyorsun gübre. Ne Allah kaçtı. Tamam bitti zaten. Ama bunun dönmesini beklerim. Bunlar birbirine tostlar orada. Güzel. Hemen seni şuraya verelim abi. Devam et. Bu arada ben bir tane küçük saban alacağım. Büyük değil, küçük. Şu 2 metrelik de iyi, işimi görür. Alırız bunu. Bu tarlayı birleştirmek için bana lazım çünkü. Ama bunu bir sonraki dur kiralayalım. Şimdi yabani ot oluşumu hala olmadı ama şunu alıp gidelim o tarafa abi. Şimdi yaban ot işini tutananı. Yaban ot muhabbeti işin içine girdiği zaman mecburen.
Ek bakalım kanolayı. Bu arada bu bölgede alınabilecek tarlalar var. Yani buraları ormancılık için alırsın da. Yani şu araziyi aldığımı varsay burada tarla yapacak yer yok ki. Bunda tarla yapacak yer çıkarma ama önemli olan o. İyi mi? Tamam, o tarlaları aldım. Ağaçları biçmem lazım. Hepsini yok etmem lazım. Sen devam et hocam. Ben çünkü şu makineyi alacağım şimdi. Hocam buraya tarla yaparız ama ağaçları komple kesmem lazım. Buraya da tarla yapabilirim. Burası da tarla olur. Çok güzel tarla yaparsın buraya. Ama dediğim gibi ağaçları falan yok etmem lazım.
Şimdi hepsine ektik ve bir tur gübresini attık. Şimdi zaman hızlandıralım. Bakalım ne zaman yaban otları atacak bize. İllaki yaban ot gelir. Biraz bekleyelim bakalım. Tabii bu arada yapacağımız şeylerden biri dediğim gibi sabanla şu iki araziyi birleştireceğiz. Oradaki o tarlayı alırsak onu evet yani şey yapabilirim. Ne diyorlar ona? Ağaçları falan halletmek için gerekli ekipmanım olduğunda o araziyi alıp şey yapabilirim orada. Orayı düzeltip. Vallahi yaban ot çıkmadı hala. Zamanı yavaşlatırız. Ne yapalım yani yaban ot çıkmadı diye ölelim mi şimdi kardeş? İkinci tur gübremizi atarız biz de. Kabul etti. Güzel. İkinci tur gübreyi kabul ettiğine göre kasacak bir şey kalmadı kardeş. Abi. Atalım gibi atalım.
Çakır çakır gidiyor vallahi. Vallahi yabani ottan eser yok. Yani yabani otlar hiç eser yok.
Yürü at arabası. Vallahi yapıyoruz ama ha. Aha 19 daha. Güzel yaban ot geliyor. Çiçek gibi oldu koçum benim la. Evet. Az bir şey geri al. Gönder.
Bitti gitmez dövmeyeceğimiz olaylarımız gitti ölmez. Abi pil yani full görünüyor bir anda bitiyor ya. Thank you.
Yallah tazik. İyi gidiyoruz, iyi gidiyoruz. Sıkıntı yok abi. Az zaman ileri aldık mı her tarafa yabani ot basacak.
Zamanı bir tık hızlandırdım. Güzel. Ha, her bir sitede başlatmış olduk bu sayede. Mis. Satmaya devam etsem biz bir müddet daha her bisikletle takılacağız. Devam. Evet. Thank you.
ne güzel. Ucu değmiş oraya, orada komple devam ediyorsun. Çok güzelsin be oğlum. Nasıl geçti lan buraya? Ulan bu yabani ot muhabbetine var ya, iyi yardırıyoruz ha. Bence yetmeyecek boyu da. Son turunu atıyor. Şu an son turumuzu atıyoruz.
Güzel, güzel. Aman ey. Bir ufak zaman hızlandırma başlasın, değil mi? Oy 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 oy. Bence şu an
Evet. Yabani ot muhabbetini de bitirdik sayılır.
Bit ulan. Ya onun tarlası da ne büyük. Çok tarlamız var abi. Yap yap bitmiyor ya. Son araziyi de yapalım. Bak hepsi çift gördün mü? Mis gibi tertemiz oldu abi. Dur şimdi. Bu her bisik muhabbeti anamızı ağlatacak bizim belli.
Aa. Lan. Tank bitti. Herbisit. Bin her bisite bok gibi para verdik yine.
Sevdik de oldu. İyi gidiyoruz, iyi gidiyorsun. Dur dur, bunu da kapat, bekle. Birazcık bekleyeceğiz oğlum. Acaba hasada girsem mi girmesem mi şimdi bilemedim ki. Yani bunların koyulaşması biraz uzun sürecek öyle görünüyor. Acaba hangisi daha önce dolacak? Şu an şey yapamıyor. Daha tam turuncu olmadı.
Hala daha tam o koyu turuncuya geçmedi. Yani mahsul zayıf çıkacak belli. O yüzden zamanı sardırıyorum zaten. Bu bitirecek birazdan. Makine de olacak. İşte budur. Thank you.
Tamam. Adam gibi bir hasat yaparız inşallah. Bunun kasası çok çabuk doluyor ya. Ama sonuçta tek makineyle yapacağız diye saatler harcamıyoruz yani. Şu arayı yapıp yani bu ikisini birleştirdik mi burada ürün yani o alanın faydası olur abi. Bunun işi uzunluğu kamyonumu alabilir miyim canım?
Bak ne güzel yapıyor. Numara 5 yıldız hocam. Evet. Yani hani bu hani devam etsen sen biraz zaman verdin bana. Ha, bu doldu işte ha. Döndüğü gibi kanatlarını açacak.
kamyonu da dolduralım iyice. Çiçek. Sen devam et burayı ya. Orayı en son alırım. Burası daha çabuk bitecektir.
O taraftan başladı o. Şimdi bunu götüreceğiz, sabana alacağız, geleceğiz.
Bunu dolduralım. Sırayı fırlayacak şimdi zaten bunu koyunca. Üç tane tarlamız şu an kireç istiyor. Umarım kirecimiz yeter. Bakalım. Silo fullendi.
Bir yandan da bu işleri devam ettirmemiz lazım tabii. Şimdi burayı yapalım, oraya öbür tarlaya atacağız bunu. Yani bu mevzu biraz uzun sürecek tabii ama
Reis, kafamı karıştırıyor bu benim ya.
Şimdi bir vuralım bakalım şunu yukarıya doğru ne olacak. Yapıştır bakalım. Oo, çiçek. Tamam, şu Deus'u al.
Küçük bir saban işi vardı, onu da hallettim sayılır, değil mi? Evet, sabanla işimiz bitmiştir. Hızlı bir şekilde sabanı geri iade edelim abi. Kira götümüze girmesin. Lan oğlum. Kiralananlar dönebilirsin. Teşekkür ederim. Hizmetlerin için sonsuz teşekkürler Saban kardeş. Arazi. Sen devam ediyorsun. Bu arkadaş da burayı halletti. Saygılar, sevgiler. Kocaman bir tarlam var. Ho. Tarlacılığın dibine koydum aman ağabeyim. Ananı avradını. Demek burayı bitirdin ha. Şurada bir tane daha vardı, onu da halledelim. 10 numara olacak şimdi. Hadi oğlum. Evet, sen buraya devam ettir. Şu diğer sürme işini yapanı ben bir izleyeyim. Çok iyi gidiyorsun.